Sayın Sinan Ogan'la bir dostluğumuz var. Son bir yılda 5-6 kez kendisiyle sohbet etme imkanım oldu. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik konular üzerinde gerçekten çok önemli bir görüş alışverişimiz oldu. O görüş alışverişimize geçmiş dönem bakanlarımızdan birçok değerli bakanımız da katıldı ve önemli de katkıda bulundu. Simge Hanım, hayat şöyle bir şey. Hayat bazen sizi yorar. Hayat bazen sizi üzer. Hayat bazen sizi duygulandırır. Hayat bazen sizi de Mustafa Sarıgül gibi uzun yıllar sonra Şişli gibi bir yerde yıllarca siyaset yapmışsınız. Hayat sizi Erzincan'a getirir. Hayat sizi 32 yıl sonra da tekrar parlamentoya taşır. Türkiye'nin en genç milletvekili olarak parlamentodaydım. Şimdi 32 yıl sonra tekrar parlamentoda olacağım. Sinan Ogan çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir devlet adamı özelliklerine sahip ve gerçekten de önemli bir başarı elde etti. Benim Sinan Ogan başkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızdan ricam hisse davranmasın. Kendine yakışan kararı vereceğine ben inanıyorum. Benim ön sezim, benim vicdanım, benim merhamet duygularım Sinan Ogan'ın iyi bir karar vereceğine ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda da eğiliminin yüksek olduğunu görüyorum. Birkaç konuda Sayın Kılıçdaroğlu'yla farklı görüşleri var. Ama geneline baktığımız zaman da Atatürk milliyetçiliği konusunda, Alparslanlar Fatih Sultan Mehmetler konusunda da özellikle ekonominin düzlüğe çıkması, ekonomik milliyetçilik konusunda, devletimizin yönetilmesinde liyakat konusunda da Sayın Sinan Ogan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızın görüşleri çok örtüşüyor. Ben Sayın Sinan Ogan'ın yakaladığı bu önemli, bu değerli, gelecekte gerçekten Türk siyasi hayatında önemli bir aktör olma yolundaki başarısını iyi bir şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bunu kendisiyle konuşarak değil, bunu bir bilgiye dayalı olarak değil ama bunu Sinan Bey'i tanıyan, Sinan Ogan Bey'i bir seveni olarak da benim duygularım bunu ifade ediyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül. Yeni dönemde Peki. parlamentoda bir kez daha bulunacağınız parlamentoda da başarılar. Ben de o zaman şunu söyleyeyim son söz olarak. Ben sizleri Ayşen Hanım'ı, Gürkan Bey'i, çok değerli Bakanım Ahmet Hanım ve çok değerli Hocam Ahmet Kasım Hanım, mutlaka bu heyetimizi Can Erzincan'ımızda ağırlamak istiyorum. Çünkü Erzincan'ın tulum peynirini, Erzincan'ın üzümünü, balını ve cevizini ve hocam da bilir ki, iki hocam da, bakanım da bilir ki biz Erzincanlı olarak ve Mustafa Sarıgül olarak veren eli soframız da son derece geniştir. Erzincan misafirperverliğine, konukseverliğine